Sayın avukat olduğu için biraz hukuki sahiplerle konuş ama ben burada çıkan kararın ya da bütün bu sürecin herhangi bir hukuk normuyla açıklanmasına itirazım var. Çünkü hukuki bir durum yok ortada. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Dünkü kararın ardından da tekrar etmekte fayda var. Dün beraat kararını verenlerin hiçbiri bunu Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen vermiş değillerdi. Ben iddia ediyorum Osman Bey'i bir kez daha aynı dosyadan tutuklatan kişi yine Erdoğan'dır. Tıpkı dün beraat ettiren kişi olduğu gibi. Dünkü beraat kararını verdiren de Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi iktidardı. Bugünkü tutuklama kararı veren de aynı irade ve aynı kişidir. Şimdi o kararı veren hakim savcılarla ilgili kripto FETÖ'cü oldukları iddiasıyla bir inceleme başlattırdılar. Erdoğan'a rağmen verilemeyecek bir kararın altında imzası varsa o insanların, o zaman burada FETÖ'cünün kim olduğunu ben size söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. O, Osman Kavala bir siyasi rehinedir. İktidardaki ömrünü uzatmaya çalışan bir mafyanın rehinesi haline gelmiştir. Ben burada sözüm bu kararlara imza atan hakim savcılara. Bu bir tehdit değil, altını çizerek söylüyorum. Dünkü söylediğimin de darbe dedikleri diye çarpıtarak söyleyenlere de söylüyorum. Bakın şu an 2000'in üzerinde hakim savcı Fethullah Gülen örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla tutuklular. Ben bu hakim savcılara bunu hatırlatıyorum. İla nihaye bu iktidar bu düzeni devam ettiremeyecek ve şu an bu kararları alanlar, bu iddianameleri yazanlar kendi iddianamelerini hazırlıyorlar. Silivri'den çıktığımda yaptığım bir konuşma vardı. Onu burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Bu ve benzeri komploları kuranlar, yürütenler, emri verenler her kimse aynı muameleyle kendileri karşılaşacaklar. Ama ben inanıyorum ki umarım hukukun üstünlüğüne inanan bir yargının elinde yargılanırlar. Hiç kimse bundan kaçamayacak. Ben inanıyorum o cezaevleri boşalacak. Bu hukuksuzlukları yapanlar o hapishaneye girecek. Yatacak yerleri var. O hapishaneler onlar için hazır bekliyor. Söyleyeceğim sadece bu kadar.